mezarıma kapanıp ağlaman anam, yarim yarim diye ağlama. Asker, bakacaksan mı? Ne var? Arkadaş rahatsızlandı galiba. Bir bakabilir misin? Nesi var bunun? Biz ön tarafı karıştıracağız. Çabuk haber. Hadi. Diyarbakır'da tanıdığımız var mı? Var abi de ne işin lazım abi? İnce iş. Fazla kalın kafa da olmasın. Yolculuk ne tarafa güzelim? Hadi kalk. Kalksana. Kalk kız, kalk.
Karakola gidiyoruz, kalk. Sinir, lanet! Bırak Cezu! Bırak! 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 Öldün sen! Öldün! Lan bırak! Çıkıyor, git lan üstümden! Zaten günlerdir seni öldürmemek için kendimizi öldürüyor! Vurdum kafanı! Koş! Ozan'ı aradım! Koş! Al da götürün şunu! Götürün! İyi misin ula? Bir şeyin var mı? İyiyim komutanım. Bir şey yok. Al. Karaman var. Hoş olmadı be onbaşı. Incik cincik karıdan dayak yiyordun yani. Ne diyorsun lan sen? Yani kavganın çeşitli kısımlarında karı resmen sana sopa atıyordu meğerim. Ne dövmesi lan, yakaladım lan karıyı. Ya yakaladın ama dayak yemek için mi yakaladın? Ya gülüm, ya karşısında hani böyle karşımda karı olunca bir an ben de öyle kazık gibi dura yazdım yani. Belki de doğru diyorum. Oho, oho, oho. Ya sen koskoca bir onbaşısın ya. Ya birazcık profesyonel düşün. Profesyonel ne lan? Yok bir şey Muharrem. Sen boş geldin, boş gideceksin. Yapacak bir şey yok. Ya bırak Allah aşkına kımın zararlısı. Bilip bilmeden konuşuyor yine profesyonel mürefesyonel. Böyle sorunca da şaşırıyorsun. Yürü gidelim Allah aşkına cahil herif ya. Gidelim. De sen keşke dayak yemeseydin ya. Dayak yemedim. Ben orada kahramanca terörist başı yakaladım. Kahramanca terörist başı yakaladın. Çok salakça dayak yedin. Hiç de salakça dayak yemedim. O mücadele anında yaşanır öyle şey. Olur mu? Tırnak yedim. Burnuna darbe yedim. Sen ne yaptın? Peçete topluyordum ara. Allah Allah. Allah Allah. Bıraksaydın ben döveydim. Allah Allah. Ne Allah Allah? Döv gelip dövseydin. Ya ıncık cıncık terörist başı. Sen koskoca olmuşsun. Dayak yedin. Hayırlısıyla bir Tugay'a götürseydik. Bu nedir arkadaş ya? Biz mi götürseydik acaba komutan? Yok ula Osman. Askerlerin haline baksana, hepsi haşa doldu. Tugay müfrezesi gelsin götürsün. Peki bu akşam ne olacak? Bir de öyle bir durum var. Bu gece de uyumayı vereceğiz. Ne yapalım? Onlardan korkan onlar gibi olsun. Ferit! İyi ki üç kişiyiz. Ya 30 kişi olsaydık ne olacaktı bunların halleri? Sus ula! Ula bu karıyı bugün evlendir, yarın kocasının ruhuna Fatiha ya. Bu ne çenedir arkadaş ya? Bu gece titreyecekler. Ama soğuktan değil. Korkuyorsun değil. Sırıtma. Sırıtma lan. Çadırımızdaki demokrasinin keyfini çıkart. İstediğini söyle. İstediğin kadar konuş. Bu iki salak da seni dinlesin. Hadi. Şakamaya devam et güzelim. Ölümün benim evden olacak. Seni geberteceğim. Parçalayacağım. Duydun mu jandarma? Muharrem, revire git oğlum, bir baksınlar, atlamayalım. Emredersin komutanım. Hasan sen de yardımcı ol. Emredersin komutanım. Mahmut, uç mevzileri gez. Gözünü dört aç. Sait,
Sen de çadır tarafını gez. Emredersin komutanım. Diğerlerde dediğim gibi. Bu gece uyku haram ola bize. Tamam. Emredersin komutanım. Gir. Kadın neredeyse kaçıyordu ya. Son anda yakayeli verdi Allah'tan. Hadi ya. Ben uyuyakalmışım başçavuşum. Benim de son anda haberim oldu. Bağırış çağırış falan. Benden bir isteğin var mı Aslı'yım hanım? Hakan Aslı'yım hanım. İzin kağıdın hazır. Gel etme. Getireyim seni Diyarbakır'a. Bin uçağa git İstanbul'a 2 saate. Biraz gez, dinlen ya. Darlandın iyice. He? Yok. Yok, sağ ol. Başçavuşum, sağ ol. Allah duvarın nem yiğidi gam yıkar derler ya. Bizim duvar ne nemi ya? Okyanusun içine anasını satayım. Diyarbakır'daki adamımız aradı. Kim? Reşit mi? He, Reşit. Kadın çocukları almış, iş kolay oldu dedi. Kolay olacak tabii. Erkeksiz bir karı, 2 tane sümüklü velet. Olmazsa şaşarım. Tamam abi, sorun yok. Nereye götürmüş? Bağların orada Reşit'in gözlenerek bir evi varmış. Oradalarmış. Ey. Sen kimi aldın, kiminle çalışacaksın? Selim. Selim? Ha, bizim kolsuz Selim. He. Ey, ketum adamdır. Ama onun otu çöpü ne olacak? Demirledim. Bak, esrar mesrar iş bitene kadar yok dedim. Aman dedim. İyi, hadi bakalım. Yarın göreceğiz jandarmanın ayakkabı numarasını. Mın şerefsiz. Necdet, devrem gözünü dört aç ha. Bu kadın yanındaysa bela da yanında demektir. Ya ne biçim kadınmış bu böyle abi ya? Bu model böyle vallahi. Bundan başka da yok zaten. Tekrar görüşeceğiz Osman Kanat. Tekrar görüşeceğiz. Bir daha görüşürsek o görüşme benim usulümle olacak. Bundan pek fazla hoşlanacağını da zannetmem. Hadi. Kadır'dan kurban olsaydı senin kadifeyi uçurmuştum şimdi Yaşar dostum. Ağzınızdan helal olsun komutanım. Bu karı gitti ya, bunun ardına kurban kesilir ha. Neyse. Serbest ula istirahat et. Komutanım, biz çocuklarla... Senin avukatlık işin var değil mi?
Bu ayı boğanların nesi var? Taner'le Ali'yi ziyaret edeceğiz komutanım. İyi. Gelin. Selam söyleyin. Dağıtmasınlar ola, rahat dursunlar hastanede. Emredersiniz komutanım. Ula ayı boğanlar. Daha da şey getirin ula ilçeden. Ne komutanım? Ya böyle kasede kaşıkla yersin ya ya. Tavuk göğsü mü? Yok. Kazan dibi? Değil ula. Geç geç. Yok daha neler. Muhallebi olabilir mi komutanım? Ha. Güveç. De değildi tabii. Lavacun. Kaside kaşıkla yenmez, yersiz oldu. Ula tatlı bu ya, tatlı ya. Ha böyle kara bir şey kaşıkla yiyorsun onu ya. Nasıl bilemediniz onu ya? Sümülü. Supangile. Ha ula ondan işte ya. Emredersiniz komutanım. Boraz. Hadi hazırlanın çabuk. Ya komutan sipariş verene kadar akşam oldu ya. Ne kim Supangile? Ya hiçbir şeye de benzemiyor var ya. Sen kulak asma, yürü yürü. Allah Allah. Sus artık. Kocan olacak o salak dediklerimizi yaparsa senin de çocukların da kılına zarar gelmeyecek. O yüzden sakin sakin otur. Bana da zorluk çıkar. Ya gariban bir asker durum. Yardımı dokunmaz size. Hem paramız pulumuz desen o da yok. Kurban olayım bırak bizi ya. İyi ya gariban askerin bir yararı dokunsun işte. Mahrem ile aynı evde yalnız oturmak Allah'a reva mı? Kurban olayım bırak gidin. Kurban olayım. Ne mahremi lan manyak karı? Ya ben işim gücüm yok da... Tek kelime daha edersen en küçüğünden başlarım vurma. Şakam yok ona göre. Seni onların elinden kurtaracağım Necla. Yemin ederim kurtaracağım. Seyfi, başlayın. Çiçek mi çek mi alsaydık dede ya? Geçmiş olsun mabında. Böyle eli boş dımdızlak. E Kamil onlar ne anlar çiçekten ya? Niye anlamasınlar canım ya? Allah Allah. Onlar ayı boğan, ayı boğan. Kadrolu ayı boğan. Çocuklar, kibar olun biraz. Sosyal bir şeye giriyoruz. Neye giriyoruz? Sosyal bir ortama komutanım. Ha işte ona giriyoruz. Dikkatli olun ha. Emredersiniz komutanım. Hadi. Thank you.
Bizi de kayadan alsın lan. Vay kardeşim vay. Ne? Ana, Polas. Yat, 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 yat. Oğlum deli misin? Nasılsınız beyler? İyiyiz komutanım da. Çok sıkıldık ya. Hele ben. Hele ben komutanım. Çavuşun arada kalkıp geziyor. Oğlum, sen daha iyileşmeden neden geziyorsun ortalıklarda? Ya çavuşum, vallahi çok özlemişim ya. Oh. Ya sen ne ayıp olan bir adamsın Meryem ya. Adamı burası açıyor. Oh. Pardon çavuşum. Serbilet, ne ulan, ne oldu senin makam ve resmetine? Koca babam kapıyı açıvereceğim mi İvedi? İvedi he? He koca babam İvedi. Motor ne oldu lan? Ya benzin şeysi yüzünden bir daha boğaz yaşadık da koca baba. Ha. Ya koca baba biliyor musun? Dünyanın en pahalı benzini biz şey diyoruz ya. Amerika'da falan öyle mi? Gidiyorsun istasyona, dolduruyorsun şalır şalır. Ondan sonra kaç kuruş aslanım diyorsun. 40 sent diyor misal. Arabistan'da da öyle. Arap Emirlikleri'nde de öyle koca babam. Bizim etimizden et kesiyorlar burada. Et, et. Ben bu benzin şeysini... Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İbrahim nasılsın komşum? Sağ ol, sen nasılsın? Hayırdır, nereye? Ya geçen gün bizim sokak tarafının pencere camına kırdılar ya. Vay şerefsizler. Ona hamurla neyim tuttu duydum. Vay adi alçakla, karaktersizler ya. Oraya bir cam kestireyim diyor. Ha, çocuktuk işte ya. Hadi sen yaptırıver bari. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Kahveye geçeceğim sonra buluşuruz. Geleceğim, geleceğim. Hadi bakalım, hadi bakalım. İyi günler. Sen ne öyle kala kala verdin be? Ya koca baba, bunun masal şeysi nerede? Allah müstakir vermesin. Aşağı giriyorum, kapıyı açacağım, hadi içeri açayım. Hadi. Bu adam da pek çirkinmiş ya. Zeliha nasıl oldu bundan böyle? Çınlasın. O çok iyi anlar bu hava işlerinden. Havanın kıçı karardı. Ben gidip çamaşırları toplayayım der. 10 dakika sonra şakır şakır yağmur yağar. Ama ben hiç anlamam. Ben bir tek senin yüzün bulutlandığı zaman bir şeyler anlarmış gibi olurum Nihan. Senin yüzün gölgelendiğinde bilirim ki birazdan fırtına çıkacak. Osman. Nihan ne oluyor ya? Nedir problem? Osman bak. Ben. Nihan sen burada bir şey söyleyecektin. Hala ben söylemedim. Dün bir garip davrandın. Bugün de öyle. Keşke sana hiçbir şey söylemek zorunda kalmasaydım. Ya, öyle mi? Osman bak, ben bazı şeylere mecburum. Neye mecbursun Nihan? Nihan sen neye mecbursun? Sorma lütfen. Söyleyemiyorum. Nihan, sen neye mecbursun? Aramıza duvarlar örmeye mi mecbursun? Nihan yüzünde niye gölge var? Niye bana anlatmıyorsun? Niye hiçbir şey söylemeden beni çıldırtıyorsun burada?
Niye ben seninle konuşurken gözlerinin içine bakmıyorsun? Buna da mı mecbursun? Vur kıçını, tekmeyi gitsin değil mi? Oh, ne rahat. Nihan, sen bu işi bitirmeye de mi mecbursun? Ha? Kara köprün ağırlıktır el ele. Aman dile dile ele, dile ele ele. Güzellik bir varlıktır ele. Yazık. Öldüm dile dile ele. Kalk. Git kız başımdan. Dedem seni çağırıyor, kalk. Git başımdan minik. Sensin minik. Lan kız papağan gibi vır vır etme başımda, hadi. Sensin papağan. Bak ya. Kalk. Dedem seni çağırıyor, kalk. Kalkmazsam ne olacak? Eğer buraya gelirse seni döver. Öyle mi? Gel bakayım sen buraya. Ver bakayım bir tane pıço. Bir de buradan. Bir de alttan, bir de buradan. Ana, al bunu götür bakayım. Baban sesleniyor oğlum, kalk hele. Baba da beni sabah sabah rüyasında gördü herhalde ha. Dur kız, hadi al. Cırcır böceği, devam. Sen simit bir saylangoz. Ne? Babam bekli, hadi. He, aynı küçüklüğü var ya, niye onun küçüklüğü, yemin ediyorum ha. Aynı dil papuç kadar maşallah, inat da aynı inat bunda. Hadi. Tamam. Saat kaç oğlum? Da insaf et. İçim geçmiş baba ya. O nasıl içmiş öyle? Otur. Toplantı mı vardı acaba? Geç kaldık biz de. Bir önceki toplantı da 20 sene önce olduğu için. Sus da baban dinle. Anamla babam koalisyon kurmuşlar. Vallahi şimdi ayva yedik. Daha etem ciddi ol. Ciddi ol. Bacın, Nihan. La Berat'ın bir talebi var bilirsen. Ayığım ben ona, ayığım. Onun o Fransız florunu alacağım ben zaten onun boynundan. La sus la etem. Sus la etem. Biz anayla düşündük, taşındık. Bu meseleye cevaz verdik. Ne? Ne yaptınız, ne yaptınız? Cevaz verdiniz. Gerçi yani ne diyeceği daha belli değil. Bak. İyi de baba, siz kendi kendinize gelen güvey olmuşsunuz. Bu Berat dangalaki herifinin kalkıp... Nihan o asker mi geçsin istiyorsan Ethem? Askere? He, asker. Şimdi yani o ayrı bir hesap. Ayrı bir proje, ayrı bir olay. Ya baba, Berat hıyarın tekidir ya. La aklın almayayım mı? Senin bir bacın dağda, terörist. Öbür bacın donama elma atan adamdan dünürcü isteği. La bu pirincin taşını nasıl ayıklayacaksan Ethem. İyi düşün. Bu aileyi birbirine yapıştıracak, kuvvetlendirecek. Bir taşı taş üstüne koyacak. Her şeye Hızır Aleyhisselam'ın eline sarılır gibi sarılmamız lazım. Daha bunu iyi anla. Tekin Taş koalisyonu belli oldu. Bu safhada bu işi bulandıracak hiçbir adım atmayacaksan... Berat'a, hatta Nihan'a hiçbir çıkıntılık yapmayacaksan...
Betem oğlum, mesuliyetini unutma. Böğünü pop götürüyoruz. Doğarsın, götürsün. Sen yarını düşün. Torunlarını daha ilerisin. Betem, sana güveniyorum oğlum. Çalın da. Arkadaşlarla yemeğe gidecektik de siz de bizimle katılır mısınız diye biz... Yok. Sağ ol Hasan. Bir şey istiyorsunuz mu komutanım? Böyle paket falan yaptırıp getirsek. Hadi çocuklar gidin siz. Saat tam 4'te burada olalım. Aşk işleri, meşk işleri, ne garip işleri ya. Bak aslan gibi herif süzüldü kaldı oracıkta, görüyor musun? Ya nereden biliyorsun aşktan olduğunu? Ya şimdi senin hayat tecrüben az. Bir de aklın da gıt. Anlamıyor tabii, normal. Yok ya. Ya canım, belki adamın aklı karışıktır ya. Allah Allah. Vallahi benim rahmetli babam, ben 17 yaşındayken getirdi, aldırdı sana bu karın. Karı da güzel. Yani kafam rahat anlayacağınız. Hey ya gülüm, en iyisi doğa. Ya sizinki de hayat mı be abi? Herif burada asker. Orada yolunu bekleyen iki tane çocuk, bir tane hatun. Yazık ya. Yazık ya. Ben torunlarımı severken sen hala boklu bez değiştiriyorsun canım. Tombalı ben. Allah Allah ya. Neyse hadi, ben kaçtım eyvallah. Şşş, nereye lan? Postaneye. Postaneye? He. Komando maaşı. Diyarbakır. He. Bizden de selam söyle. He. Aleyküm selam. Ya hadi eyvallah, görüşürüz. Haydi selam, geç kalma. Ha, şşş. Ya biz nereye gidecektik? Lokantaya. Ha lokantaya, lokantaya gel. He. Hadi. Asker. He. Kulağını aç da beni iyi dinle. Hanımın ve çocukların elimizde. Ne? Hanımın Ayşe. Büyüğü İlker. Küçüğü İlknur. Oldu. Üçü de elimizde. Eğer söylediklerimi yapmazsan. Ne diyorsun oğlum sen? Mahmut, biz iyiyiz, duyduk
bizi tuttular, Mahmut bir yere getirdiler. Neresidir bilmiyorum. Kocan dediklerimizi yapsın diyorlar Mahmut. Ya sen ne yaptın da başımızı belaya soktun? Ama biz iyiyiz. Duydun? Bırak beni. Konuşalım. Yoksa iyi olmayacak. Ne istiyorsunuz lan benden? Aslında senden değil. Seninle bir alıp vereceğimiz yok. Sadece birini alıp bize getirmeni istiyoruz. O kadar. Bana bak ulan. Çocuklarımdan birinin bir koluna zarar gelsin. Senin borca eder. Bu memleketin her bir köşesine dağıtırım ulan. Anladın mı? Anladın mı ulan? Tehdit edecek durumda değilsin. Şu telefonla sadece bir numara çeviririm. Karın ve çocuklarını bir daha cennette görürsün. Oğlum. De yürü. İşin mi yoktu? Ana. Senin canın sıkan canı çıksın değil mi kızım? Ama lütfen biraz yalnız kalmak istiyorum. Canını mı sıktın? Gel bakayım sen. Komutanım. Söyle Sedat. Tugay aradı komutanım. Hüsamettin komutanım sizi bekliyor. Acilmiş komutanım. Hüsamettin komutan mı? Evet komutanım. Allah Allah. Hayırdır ulan inşallah. Tamam sağ olasın Sedat. Bak işine. Emredersin komutanım. Rüzgar! Getirdim teyze. Ah sağ ol kızım. Zahmet oldu sana. Ben ne bileyim kocanamda çöre otu olmayacağını muhakkak vardır diye düşündüm de sizin de o hukka gibi ayıcıklarınız yoruldu. Neyse gari. Hadi lan hadi. Kır, dur bak hadi anlat. Şişt bana bak Serbiyat. Şimdi bunlar hepsi tamam mı oğlum? Evet koca babam şimdi bakın kocanam. Bu havlucan. Havlucan bu mu? He. Bu zencefil. Bu süpürge otu. Bu depestelik beni öldürecek yani. Neyse gari. Bu ısırgan, bu fi denesi, bu da kurutulmuş güzel avrat otu. Güzel avrat mı hay Allah? Ne oldu, tacip mi ettiniz Zeliha Hanımefendi? Yok ben, bir garip geldi ismi, ilk defa duyuyorum ya. Ya ne enteresan değil mi Zeliha Hanım? Güzel avrat. Hadi gari anlat hadi. Bu da sizin zat halinizin getirdiği çöre otu. Şimdi efendim bunu bana Nisa abinin verin arkadaş dedi ki bunu abi kabın içine koyup kaynatacaksınız. Sonra da o suyunu içi verecek değil mi? Çok yanlış koca baba. Niye be? Yanlış. İlk suyunu gattiyen içmeyeceksin dedi. Gattiyen. İki kere kaynatıp içilmesi gerekiyor. Ne kadar da isabet buyurdunuz Zeliha Hanımcığım. Aynen. Bunu bana verin arkadaş dedi ki bunun dedi suyunu içtikten sonra dedi 20 saat deliksiz uyuyacak dedi garantili dedi. Büyük yemin etti ya.
bundan daha iyi şey bulunamaz dedi, uykuya çare bulunamaz dedi. Büyük yemin ettik hocanam valla. Lan Serbülent, sen bu işi kıvırırsan ben de seni affedeceğim. O senin büyüklüğün kocanam, değil mi Zeliha Hanım? Lan, bütün bunlar senin yüzden olabilir mi? Ha? İrezil seni. Ne istiyorsunuz benden? Bak, peşreve gerek yok. He? Sen Osman Kanat'ın kellesini bana getireceksin. Ben de sana çocuklarını, karını vereceğim. Kimin kellesini getireceğim, kimin? Osman Kanat. As. Bak ben sinirleniyor muyum? Ben neticeye bakıyorum. Hatice'ye de bakmıyorum. Ha burada Hatice sen oluyorsun. Çocuklarımı bırakın arkadaş. Elbette bırakacağım. Ama önce sen benim dediğimi yapacaksın. Ben Osman Kanat'ı öldürmem. Sen Osman Kanat'ı öldüreceksen. İşin ucunda çocukların var. Osman Kanat'ı öldüreceksen. Sen çok mu seviyorsun Osman'ını? Ha? Biz kardeşiz onunla. Sen Diyarbakırlısın değil mi? Erganili. He? O zaman ne diye caz yapıyorsun lan? He? Olmayacak şey mi bu? Eşek oğlu eşek. Doğruldu adama silahı. Çak mermiyi. Ateş aldı de geç. Kim soracak lan hesabını senden he? Kim soracak? Kürtsün sen, değil mi? Böylelikle o büyük ailene de bir katkın olacak. Bak! Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Kürt'üm. Beni öldürün. Ama çocukları rahat bırakın ya. Ya gösterin şuna ya, gösterin ya, gösterin ya. Ah be oğlum ya, ah be oğlum. Sızırlar. Ya. Sızırlarım. Sızırlar. Çocuklar! Tamam, tamam. Yeter, yeter. Tamam, bak, bak, bak. Onlar senin sırtını sıvazlayıp cepheye yollarlar. He? Bak ben sana diyorum. Sen o hainin, o katilin kellesini getir bana. Ben çocuklarını sana getireceğim. Bak ben akşamları saat 8'de yemek yerim. Sana yarın akşam 8'e kadar süre. Bu süre içerisinde o adamın kellesini getirdin, getirdin, getirmedin. Çocuklarının kellesini, hı? Askeri kargoyla yollarım Çeliktepe'ye, alırsın kucağına. Ben bunu yaparım. Hı? Yaparım. Bu arada herhangi biriyle, polisle, askerle bir şey konuşursan bu iş biter. Bak güzelim benim için fasafiso. Benim buradan ha
45 dakikadır. He? Irak'a geçmem bitti. Ama yazık. Bu çocuklara yazık. Kıyma bunları. Ha? Bebelere yazık. Ha? Ha. Bizim çocuklar yengeyi öyle kolay bırakmazlar. Hani onunla böyle bir film çekiverirler. Adettendir. Öyledir. Öyle yapılır. Anladın mı? Tepede olacak. Ona göre. Üstü hata kılıç emredin komutanım. Otur evladım. Otur oğlum. Duray Lejda'yı getirdiler. Sorgusu devam ediyor. Evet komutanım. Bizi de bayağı uğraştırdı. Biliyorum, biliyorum. Osman nerelerde? Kanat. Çarşı izni kullanıyor komutanım. Hem yaralı arkadaşları da ziyaret edecek. İyi, iyi. Duray, bu kadın... Necla. Evet komutanım. Bu kadının gerçek kimliği ortaya çıktı. Kadının soyadı Tekintaş. Tekintaş. Mürsel Tekintaş'ın kızı. Oy Allah'ım. Doğru biliyorum değil mi? Osman'ın bu avukat kız yazla bir arkadaşlığı var herhalde. Evet komutanım. Vay anasını ya. Affedersiniz komutanım. Örgüte bile çoğu zaman sahte kimliğini yutturmuş kadın. Yani Türkçesi bizim deli olan tam yerine düşmüş. Ben Osman Kanat'la hemen konuşayım komutanım. Hayır. Tam aksine. Sen her şeyi bil ama ona bir şey söyleme. Ama komutanım... Ya Durali, Mürsel Ağa iyi adamdır. Faziletli adamdır. E o kız da dizde hukuku dereceyle bitirmiş. E Osman malum aslan gibi çocuk. Ya bu içine tükürdüğümün terörü... Bırak da bunları ayırmasın bari Durali. Ne olacak yani? Zaten zamanla herkes herkesi öğrenecek. Bırak suyunu bulandırma çocukları. Ben hiç öyle düşünmemiştim komutanım. Emredersiniz. Hiçbir şeyden haberleri olmayacak. Allah.
Levella. Böyle motor mu olur arkadaş ya? Bu nedir ya? Ya oho. Ertan Bey, ne oluyor Allah aşkına ya? Ya hele dur dayı ya. Ya dayı böyle bir şey olabilir mi ya? Bugün devlet ailesine gitmişim. Bir tane kağıdın üzerine herifler 200 tane imza attı ya. 400 tane mühür vurdu bir tane kağıda ya. Sonuç fes. Hiçbir şey yok. Koca bir hiç yani ya. Arkadaş kahveye bununla gidip geliyorum ya. Kahveye bununla gidip geliyorum ha. Karizmayı motora bağladık yani sonunda. Herhalde psikolojide gideceğiz yakında. Ertan Bey, herkes içeride seni bekliyor. Nedir, ne oldu? Sen böyle kaşlarını bile yaptın mı? Kaşlarını hiç sevmiyorum bunu. Sen ne oldu? Ciddi bir şey var ya. Ne oldu kaşlarına? Ne oldu? He? Ağam söylesin. Ethem Bey kusura bakma. Ya arkadaş herkese de bir hava sanırsın. Herkes Doğu Alman casusu ya. Evi Dallas'a bağladınız ha. Kredi ne oldu ya? Ha? Niye sen yine ne ağlıyorsun? Ha? Sana ne oldu oğlum? Sen niye ağlıyorsun? Ha? Bana. Oğlum ne oldu ya? Ha? Necla yakalanmış. Ne? Ablan Necla yakalanmış. Nasıl yakalanmış? Operasyonla almışlar. Tugay'a sevki yapılmış. Sorgudaymış diyorlar. Savcı mahkemeye sevkini yapınca ve işte görüşme imkanımız olurmuş diyorlar. Sıtkı dedeyi de davetledim. Da gelsin. Oturup konuşmamız lazım. Ben gidip olayım bari. Yaşlı adam nasıl gelecek buraya? Yok. Yoldadır onlar. Onlar kimdir baba? Ya Berat. Almaya gitti. Gelir birazdan. İhsan'a. Buranın suyu ömre bedel. Kim bilir nasıldır şimdi bu su? Nesin için bunun mu? Kim mi bilir? Ben biliyorum ya velet. Daha ne? Ya sen ne enteresan adamsın ya. Hani ne bileyim böyle. Bak ben şimdi namaza duruyorum. Sen de şu suya elini bir değdir. Etrafına bir bak. Toprağa bir eğil. Sen ne kafasız bir çocuksun be. Ya iyi de bana niye kızıyorsun şimdi? Ben ne yaptım ki? Kaç yaşındasın? 30 diyelim. Sana avuçla para döküldü. Gittin Frankistan'da okudun. Emek çekildi sana. Şimdi memlekete geri döndün ki Ademoğluna faydan olsun. Çeşme yalağını eli değmeyen adamdan ne olur ki? Fanusta yaşıyorsun sen, fanusta. Toprak sana öğretir. Su sana öğretir. Dağ sana öğretir. Ama bir şartla. Dönüp bakacaksın. Belki ben de kitaplardan öğreniyorum. Olamaz mı? Sen kaç tane kitap okudun? Ben mi? Evet. Fransızca mı, Türkçe mi? Hepsi. Hepsi. Vallahi tam olarak bilemiyorum ama 2000, 3000 hatta 4000 tane okumuşumdur. Kimse o kadar kitap okuyamaz. Haydi oradan. Sen kaç tane okudun? Tam 4 tane. 4. Maşallah. Kitaplar kalın herhalde biraz he dede.
Mızraklı İlmihal, bir. Muhammediye, iki. Envarul Aşıkın, üç. Karadavut, dört. Ya... Allah'a gör. İki kere kaynadı bu. Tamam mı? Bu ne Serbilet? Yani Sakat'a gelip maazallah ben hatunu kaybedecek oluvereceğim var ya... ...seni koyun gibi otların üzerine yayıveririm, haberin olsun. Aman koca baba ağzından yer alsın ya. Uyuyacak diyorum sana, uyuyacak diyorum. Yavaş yavaş işte Ezan. İbrahim, şimdi biz deneme yapıyoruz değil mi? Ha, bu olursa tamam, korkma. Artık Ezan'a bile gideriz seninle. Belediye hoparlörü gibi değil mi? Nasıl? Dikkat dikkat, 1-2-3, 1-2-3. Deneme yapıyoruz, deneme. Fatma. Fatma kadın, işte şunu bırakın. Ben de sen. İçime, hadi. İçime. Hadi bakayım. Oh. Üf. Hadi rüyanda beni gör kocanım. Değil mi Zeliha Hanım? Gerçi biz rüyamızda nereye geliyoruz, değil mi? Nasıl hissediyorsun Dezen? Pek tatsız bir şey bu. Süt kesiyor gibi. Ya Fatma, ilaçların hepsi tatsız olur benim zaten. Ha, hadi. Değil mi? İçime. Oh, yarasın kocanımı. Şimdi kocanım, iki saate kadar gözlerine bir ağalık gelecek. Kafayı vuracaksın, yatacaksın, devesi gün öğlene kadar kesintisiz uyuyacaksın. Biz seni sonra döneke çalıp kaldıracağız. Bana bak, horlama yok ha. Sakin. Ben de içeyim ama ben de uyurum. Dur lan, dur. İç. Sus bir. Yeter lan surat astın. Gel hadi boşa gel. Mahmut. Bir gitme ara. Lan oğlum, ne derdin varsa söyleyeceksin, biz de derman bulacağız. Muharrem, bir git. Ya bak canımın karnı. Bir git Muharrem, bir git. Hoca, bunun bir derdi var ama ben ağlamadım. Ya postaneden geldiğinden beri böyle bu çocuk ya. Allah Allah. Ya ne diyeceğim? Ya hanımıyla çocuğuyla falan kavga etmiştir diyeceğim ama. Anlarız. Umarım anlarız. Anlarız dostum. Avukatın bakması lazım. Nasıl olacağız? Niyan baksın işte baba. O kadar boşuna mı okudun? He. Niyan bakar değil mi ablasının davasını? Bakarsın değil mi? Hayır ana. Sen ne biçim bacısın? Yazıklar olsun sana. Şurada hayatını mahvetmediği kim var onun ana? Nesini savunacağım onun? Cinayetlerini mi? Yargıca ne söyleyeceğim ben? Nihan... Teslime yeter. Bu dakikadan sonra yapılacak bir şey yok. Ömrü yeten... ...ayda haftada bir ziyaret etsin. Hayır duanızı edin. O kadar.
Baba, nasıl söylersin bunu? Kızımı diri diri mezara gemiler. Nasıl böyle? O en azından yaşıyor Teslim Akeli'nin. Başka memleket olsaydı... Urgan boynundaydı şimdi. Necla, şimdi hayatta, nefes alıyor. Hakimler reyini verecek. Şeriat parmağı kesecek. Başka yapacak bir şey yok. Keşke olmasaydı ama oldu. Necla kan döktü ve cezasını çekecek. Sıtkı baba haklı. Doğrusu bu galiba. Ötem. İyi. Necla yakalandı. Alabiliyor muyuz? Hayır. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yok. La hemen. Ama benim bacımdır, kanımdır yani. Yarın öbür gün elime bir fırsat geçse gidip onu olduğu yerden almaya neden de adam değil ha. Bu da böyle biline, o kadar. Berat. Bence de Sıtkı dede doğru söylüyor amca. Bundan sonra bize düşen Necla'ya içeride iyi bakmak. Yapacak başka bir şey yok. Maalesef. Nihan. O benim hayatımı, o benim her şeyimi mahvetti baba. Mahvetti. Lan kafasız karı, ölürsün, ölür. Lan yarın akşama kadar sağ kal da sonra geber istersen, umurumda değil. Lan dua et, senin asker işi becersin, yoksa durumunuz nanay.
oğlum, ne yapıyorsun sen? Bugün minibüste gördüm Seyfi. Askerlerin arasında. Hani böyle tetikte bekleyen bir kaplan gibiydi. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi billahi yiğit kadın abi. Ama düşüncesiz. Tedbirsiz. Oo, asker çocuk bu işi yapar mı dersin abi? Yapacak. Karısını ve çocuklarını seviyorsa yapacak. Ha? Vallahi ben sana diyeyim abi, yarın bu işin rengi belli olacak. Necla soluk aldığı sürece ben ümidimi kesmem Seyfi. Yılanın deliğine girse çeker çıkarırım onu oradan. Bunu yaparım. Anladın? Bunu yaparım. İbrahim. Of. İbrahim. İbrahim, ben katiyen uyuyamıyorum. Lan Serbülent. Boynun altında kalmasın hemen. Bu yediğin koca göce kemikler değirmen taşı gibi böyle gerdan asılsın. Boynun böyle yıkasın inşallah. Motorunun tekeri çıksın da boynuzun kırılsın. Ah kafa, 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 kafa. Ah kaba zeyinin aklına uydum sabah da sabah, ben de sabah. Of. İbrahim. Ya ne oluyor Fatma? Uyuyamıyorsun. Ya koyun saysana. Ay saydım. Yok, yok. Yedim lan, yedim. Ya Fatma, bırak da uyuyalım mı? Uyuyalım. Of. Kalk hem de yoğurt çukması yapayım. İyi aklıma getirdim. Ya bunlar şeytanın aklına gelmez aslayım benim ya. Şeytanın. Adamların yaptığına bak ya. Kendi beceremediği şol eşek, aklı sıra içeride asker zehirleyecek. Şerefsiz. Şeytan bunların yanında stajyer kalır, başçavuş mu? Mahmut. Evladım, bu kadar harap etme kendini ya. Bulacağız ola bir çaresini. Merak etme. Osman. Bu ne ula? İzin kağıdı komutanım. Yarın akşama kadar vakit vermişler. İzin verin komutanım. Çocuklarım onların ellerinde. İzin verin. Gidelim. Sen gelmiyorsun Mahmut.
İzin kağıdını Muharrem ve kendim için yazdım. Osman, delirme ola. Ya Osman, gitsen bile nasıl bulacaksın ki? Mahmut'u şehirde alan adam sakatmış hastaya benim. Halis onu bulur. Evini bulduktan sonrası da gerisi çorap söküğü gibi gelir. Olmaz ula öyle şey. Polisi var, şeyi var ya. Arayalım buradan, gitsinler, bulsunlar, yapsınlar bir operasyon. Gidip kendi ellerimizle ararım komutanım. Aslı eminim. İzin verin. Başçavuş. Hayır, hayır. İki tanesi hastanede. İki tanesi gitti Diyarbakır'a. Biri yaralı zaten. Ötekinin hali belli. Interpol'de mi çalışıyor? Kula Çeliktepe karakolunda mı ya? Olmaz. Aslı eminim. Gitmemiz lazım. Gidin. Söyleyin sizi ilçeye bıraksınlar. Bir eksiğiniz var mı Osman? Yok aslında. Ya gene bildik bir alamede ya. Osman, şansınızı zorlamayın ula, sakın. Emredersiniz Osman. Bekleyeceksin Mahmut. Sen burada kalıp bekleyeceksin. Sana söz veriyorum. Çocuklarını geri getireceğim. Söz veriyorum. Ama sen burada kalıp beni bekleyeceksin. Sonunda aldık işte. Ya vermeselerdi komutan? Ben de aynı böyle düşündüydüm de hani bir an aklımdan geçti vermezlerse firar falan eder miyiz diye. Muharrem, konuşma öyle firar mirar. Emredersin komutan. Benim başımdaki matarayı vurmuştu. Mahmut. Hani böyle acayip gıcıktır. Adamı feci sarar ama candır yani. Durumları. Bu seferki çok acil ama. Buldun mu Halis? Acil olmayanını görmedik ki anasını satayım. Kolsuz Selim. %99 o. Birçok adreste olabilir. Hatta Kuzey Irak'ta da olabilir. Yapma ya. Ama buralarda iş çeviriyorsa buraya. Kağıtta yazılı yere bakın. Büyüksün toprağı. Sağ ol.
Halis. Senden bir ricam daha var. Hayır. Ölüm kalım meselesi ama. Ne? Arabana ihtiyacımız var. Bu sefer söz çizik bile olmayacak. Yok ya. Ben tayinimi isteyeceğim bu herif yüzünden abi. Ecelin, o yüzden konuş bakalım. Diyarbakır meselesi neymiş? Gidin lan buradan! Konuş lan! Defolun lan buradan! Eğer vaktim olsaydı, seninle seve seve sohbet ederim. Ama maalesef yok. O yüzden konuş! Size hiçbir şey söylemeyeceğim. Defolun gidin dedim! Çekil. Ne yapıyorsun? Manyak herif! Ne yapıyorsun lan? Ben seni konuşturmasın bilirim ulan. Ne yapıyorsun lanet herif? Konuş ulan. Konuş! Git lan! Seni burada ızgara geçiririm. Bir dakika bile düşünme ulan! O yüzden konuş! Yola geleceksin aslanım, yola!
Ermen de biz bu adamı ne yapacağız? Diyarbakır'da teslim ederiz. Şimdi uyandırmayalım birlikleri. Yeah.